Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü matematik dersimizde örüntüler konusunu ele alacağız. Özellikle geometrik şekiller örüntülerini ve örüntülerdeki kurallar nasıl bulunur ya da kurala uygun nasıl örüntü devam ettirilir, bu konuyu inceleyeceğiz. Kanalıma abone olduğunuzu biliyorum. İzlediğiniz videoları beğenip yorum yapmayı da unutmayın sevgili öğrenciler. Hadi konumuza geçelim. Evet, öncelikle örüntü nedir sevgili öğrenciler? Bunu belirtmek istiyorum. Sayıların, şekillerin, sembollerin, renklerin belli bir kurala göre dizilmesine örüntü diyoruz. Bir dizilim vardır örüntüde ama bu dizilim nasıldır? Kurallıdır. Bir kural vardır. Mesela bakın burada bir örüntü var. Hemen dizdik bir şekil örüntüsü. Çember, bir çember, iki üçgen. Bir çember, iki üçgen. Bir çember. Bakın burada işte kurallı bir dizilim olduğuna göre kuralı öncelikle bilmemiz gerekiyor. Ben ne dedim? Bir çember, iki üçgen dedim. O zaman soru işareti yerine gelmesi gereken şekli nasıl bulacağız? Bu kurala göre gideceğiz. Kuralı bulduktan sonra oraya gelecek şekli bulabiliriz. Bir çember, iki üçgen dediğimize göre çemberden sonra gelmesi gereken şekil üçgendir, değil mi? Bakın hemen bulduk. İşte geometrik örüntülerde de kuralı öncelikle bulmamız gerekiyor. Eğer örüntü geometrik şekillerden veya geometrik cisimlerden meydana geliyorsa biz bu örüntüye geometrik örüntü diyoruz sevgili öğrenciler. Evet, bu alta yaptığımız oklarla yaptığımız işarete örüntü dalgası diyoruz. Bu örüntü dalgasını oluşturarak kuralları bulup belirtiyoruz. Daha sonra verilmeyen şekli bulabiliriz sevgili öğrenciler. Kuralı bulduktan sonra örüntüyü devam ettirmek çok kolaylaşıyor zaten. Biraz önce de söylediğimiz gibi. Bu örüntünün kuralı nedir? Bir çember, iki üçgen şeklinde sıralanmaktadır. O halde soru işareti olan yere üçgen gelmelidir. Evet, isterseniz sevgili öğrenciler bir örüntü oluşturalım hep beraber. Mesela örüntünün birinci adımında çember kullanayım ben. İkinci adımında kare kullanayım. Üçüncü adımında üçgen kullanayım. Evet, kural çember, kare, üçgen olsun. O zaman şimdi ne yapacağım? Yine çember, kare, üçgen. O zaman şimdi siz devam ettirin. Kural bulduk. Çember, kare, üçgen. O zaman şimdi ne gelecek sevgili öğrenciler? Örüntüyü oluştururken tabii ki çember görüyoruz. Peki şimdi çemberden sonra kurala göre ne gelmesi gerekir? Aferin sevgili öğrenciler. Tabii ki kare gelecek, değil mi? Evet, aferin sevgili öğrenciler. Evet, bir örüntü daha oluşturalım isterseniz sevgili öğrenciler. Hemen şekil seçelim. Bu sefer dikdörtgen olsun. İkinci şeklimiz de dikdörtgen olsun. Üçüncü şeklimiz kare olsun. Dördüncü şeklimiz kare olsun. Evet, kuralı söylüyorum. Kuralımız iki dikdörtgen, iki kare olsun. O zaman bu kurala göre şimdi ne yapıyoruz? İki tane dikdörtgen yapacağız üst üste. Peki şimdi size soruyorum kurala göre. Yedinci adımda hangi geometrik şekil gelmelidir? Aferin. Hemen buldunuz değil mi? Tabii ki kare gelmelidir. Şimdi yine bir kare daha var değil mi? Aferin sevgili öğrenciler. Evet. Şimdi bir tane daha oluşturalım isterseniz sevgili öğrenciler. Bu sefer üçgen, birinci adımda üçgen olsun. İkinci adımda çember olsun. Evet, üçgen, çember. Üçgen, çember. Kural nedir peki? Hadi söyleyin bakalım. Evet, aferin sevgilerim. Bir üçgen, bir çember. Bir üçgen, bir çember. O zaman yedinci adımda ne geliyor? Çemberden sonra yine tabii ki üçgen. Üçgenden sonra gelmesi gereken sekizinci adımdaki de çemberdir, değil mi? Aferin sevgili öğrenciler. Evet, örüntü oluşturmayı da öğrendiniz. Hadi bir örüntü daha yapalım, şekil örüntüsü. Bu sefer kare, birinci adımda kare olsun. İkinci adımda kare olsun. Üçüncü adımda üçgen olsun. Dördüncü adımda çember olsun. Kuralımız bu şekilde bit olsun.
İki kare, bir üçgen, bir çember. İki kare, bir üçgen, bir çember. O zaman beşinci adımı neyle başlıyorum? İki tane kareyle başlıyorum. Altıncı adım yine kare oluyor. O zaman yedinci adımı size soruyorum. Nedir? İki kare, bir üçgen, bir çember kuralına göre yedinci adımda üçgen, sekizinci adımda da tabii ki aferin, çember olacak değil mi sevgili öğrenciler? Aferin sevgili öğrenciler. Evet, şimdi burayı dinleyin. Kırmızı ve yeşil arabalar bir düzen içinde sıralanmıştır. Sıralama düzeni nedir sevgili öğrenciler? Bir kırmızı araba bir yeşil araba şeklindedir. O zaman bunun kuralını hemen bulduk değil mi? Bir kırmızı bir yeşil araba şeklinde sıralanmaktadır. Peki sevgili öğrenciler, beyaz ve kırmızı çiçekler bir düzen içinde sıralanmıştır. Bu örüntünün kuralı nedir? İki beyaz çiçek, iki kırmızı çiçek. İki beyaz çiçek, iki kırmızı çiçek şeklinde sıralanmaktadır sevgili öğrenciler. Bakın buradaki örüntümüzde de iki kiraz, bir çilek ard arda sıralanmasıyla oluşmuş bir örüntü var. Evet. Hemen şurada eksik olan bir bölüm vardı. Burayı dinleyelim. Bakın. Bu örüntüde iki kiraz, bir çilek şeklinde sıralanmış. O zaman kirazdan sonra ne gelmelidir sevgili öğrenciler? Bu örüntüde eksik bırakılan yer tabii ki çilektir değil mi sevgili öğrenciler? Kurala göre hemen bulabilirsiniz. Evet, burada eksik olan neydi sevgili öğrenciler? Bakalım buradaki örüntüdeki kuralımız iki araba bir otobüs bir tren. İki araba bir otobüs bir tren şeklinde sıralanmıştır örüntünün kuralı. Bu kurala göre hemen şöyle geri alıyorum, soru işareti olan yere ne gelecek? İki araba bir otobüs bir tren olduğuna göre soru işareti olan yere sevgili öğrenciler otobüs gelmelidir. Evet. Örüntüde boş bırakılan nesneleri alttaki şekillerle tıklayarak bulunuz diyor. Bu örüntünün kuralı neydi? Bakın örüntü nasıl sıralanmış? Bir kare bir üçgen, bir kare bir üçgen, bir kare bir üçgen, bir kare. O zaman soru işareti yerine ne gelmeli sevgili öğrenciler? Kareden sonra ne geliyor? Turuncu üçgen. Evet, aferin size. Haydi bakalım. Örüntüde boş bırakılan nesneleri alttaki şekilleri tıklayarak bulunuz diyor. Öncelikle örüntünün kuralını söyleyelim. Kural bir kare iki üçgen, bir kare iki üçgen şeklinde sıralanıyor. O zaman gördüğünüz gibi soru işareti olan yere ne gelmeli sevgili öğrenciler? Kareden sonra iki üçgen olması gerektiğine göre orada bir tane turuncu üçgen eksik bırakılmıştır. Aferin size. Evet, örüntüde de boş bırakılan yere ne gelmelidir? Öncelikle örüntünün kuralını bulalım sevgili öğrenciler. Örüntünün kuralı yıldız, bir gülen yüz, üç kalp. Bir yıldız, bir gülen yüz, üç kalp. O zaman ne gelmeli sevgili öğrenciler? Ne eksik orada? Gülen yüzden önce ne vardı? Bir tane yıldız var değil mi? Aferin size sevgili öğrenciler. Evet, örüntüde boş bırakılan nesneleri sırasıyla bulalım soru işareti olan yere. Ne gelmelidir? Bulalım hadi bakalım. Sevgili öğrenciler, öncelikle örüntünün kuralını bulmamız gerekiyor. İki tane yıldız var kurala göre. Daha sonra kurala göre iki tane gülen yüz olması gerekiyor. İki tane gülen yüz olması gerekiyor. Ve sonra bir kalp. Hemen kuralı bulduğumuza göre kuralı söylüyorum. İki yıldız, iki gülen yüz, bir kalp olacak. O zaman birinci soru işaretinin yerine ne eksik orada? Bir tane gülen yüz eksik. Evet. Şimdi kural iki yıldız, iki gülen yüz, bir kalp olduğuna göre diğeri soru işaretinin yanında ne eksik? Yıldızımız eksik. Bunu da bulduğumuza göre örüntünün kuralını bulduğumuzda hemen eksik bırakılan örüntüyü tamamlayabiliyoruz değil mi sevgili öğrenciler? İşte örüntüde asıl bilmeniz gereken kuralı bulabilmeniz. Kuralı bulduğunuz takdirde hem örüntünün sıralanışını anlarsınız hem de eksik bırakılan örüntüleri ne yaparsınız? Tamamlarsınız. Ya da size bir kural verilir. Derler ki bir yıldız, bir kalp, bir çiçekten oluşan bir örüntü oluştur dediğinde siz bunu rahatlıkla oluşturabilirsiniz sevgili öğrenciler.
Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.